Merhaba sevgili izleyiciler. Kanal 25 Haber Merkez tarafından hazırlanan hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren fırtınanın da etkili olduğu ilde aniden bastıran kar hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı sonrası kent merkezi yeniden beyaza bürünürken vatandaşlar Mart ayının son günlerinde yağan karla şaşkınlık yaşadı. Yoğun kar yağışı karayolu ulaşımını da olumsuz yönde etkilerken tipi şeklinde yağan kar çevre yolunda araçların seyretmesini de olumsuz yönde etkiledi. Trafik ekipleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının yarın da zaman zaman etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Evet sevgili izleyiciler, yarın üniversiteye hazırlanan adaylar için büyük gün. Üniversiteye girişte ilk basamak olan yüksek öğretime geçiş sınavına girecek adaylara tavsiyelerde bulunan uzmanlar, sınav esnasında zihni bulandıran şeker ve çikolata yerine kuru üzüm ya da kuru kayısı yemelerini önerdi. Beslenme ve diyet uzmanı Aslı Cemile Özatan, YGS'ye girecek adayların başarılarının artmasında beslenmenin önemine değindi. Sınava son 2 gün kala adayların besin seçimlerinde daha dikkatli olmalarının gerektiğini belirten Özatan, yapılan en büyük yanlışın sınav esnasında şeker ve çikolata yemek olduğunu söyledi. Özatan, sınav esnasında yanımızda şeker, çikolata bulundurup zihnimizin biraz daha açık olması beklenir. Ama bu yapılan en büyük hatadır. Şeker ve çikolatanın tüketimi, kan şekerinin aniden yükselmesi ve aniden düşmesini sağlayacağı için bir anda zihinde bunalıklık oluşturabilir. Dolayısıyla başarımızı olumsuz yönde etkiler. Sınav esnasında sağlıklı karbonhidrat seçimleri yapılmalı, kuru üzüm ya da kuru kayısı yenilmeli. Sınav öncesinde taze sıkılmış meyve suyunun içerisine eklenen pekmez, beyin kuvvetlenmesinde, zihnin açılmasında ve başarının desteklenmesinde oldukça önemli bir seçim dedi. Özatan, fındık, ceviz, badem ve zeytinyağı eklenmiş yeşil salatanın zihnin açılmasında oldukça önemli olduğunu hatırlattı. Yakutiye Belediyesi tarafından Çanakkale'ye gönderilen öğrenci kafilesi geziyi tamamlayarak Erzurum'a dönüş yaptı. Belediye Başkanı Ali Korkut'un da katıldığı gezide öğrencilerin büyük bir bölümü ilk defa İstanbul ve Çanakkale'yi gezme fırsatı buldu. Erzurum'dan Çanakkale'ye bir yürüyüşe katılan öğrenciler müthiş bir deneyim yaşadıklarını ifade ettiler. Böyle bir yerde olmak çok güzel bir duygu öncelikle. Bundan önce hiç Erzurum'dan dışarıya çıkmamıştım, Erzurum dışına. Böyle bir gezi sebebi, böyle bir gezi düzenlendi ve bunun aracılığıyla değişik iller ve bunların tarihi güzelliklerini görme imkanına sahip oldum. Bunun için çok mutluyum. Yakutiye Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz böyle bir gezi düzenlemek Peki için. daha önce hiç Erzurum'dan dışarı çıkmamıştın. Evet. Peki İstanbul'a ilk geldiğinde dikkatini çeken ne oldu? Hani mesela burayı beğendin mi? En çok neresini beğendin? İstanbul'a geldiğimde ilk Gökçeada'nın uzunluğu falan da çok dikkatimi çekti. Tarihi güzellikleri, Sultanahmet, minyatürdeki o güzellikler falan. Sonra Show TV'nin haber merkezi, işte o diğer programların yapıldığı stüdyolar falan. Hiç böyle hayal etmiyordum yani. Çok güzeller yani. Teşekkür. Yakutiye Belediyesi, Erzurum Yakutiye ilçe sınırlarında okuyan ortaokul öğrencilerinden seçtiği 150 öğrencisini Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle Çanakkale'ye gönderdi. 3 otobüsten oluşan kafile Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından yola çıktılar. İlk durak noktası İstanbul oldu. 100 kız öğrenciden oluşan 150 öğrencinin oluşturduğu kafile iyi bir kahvaltının ardından tarihi ve turistik mekanları gezdiler. Çoğunluğunun ilk defa geldiği İstanbul rüyasıyla adeta büyülenen çocuklar kahvaltısının ardından Sultanahmet Camii ve meydanını gezdiler. Başlarında belediye personeli, öğretmenlerden oluşan rehber ekip eşliğinde yakın çevredeki tarihi yerleri gezdirildi. Bildiğiniz gibi 18 Mart'ta Çanakkale Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olması dolayısıyla biz bilhassa Erzurum dışından İstanbul'a
gelme imkanı olmayan aile çocuklarını özellikle tercih ettik ve 150 tane çocuğumuzu hem İstanbul'da gezdiriyoruz Çanakkale itibariyle, gün akşam itibariyle de Çanakkale'ye geçecekler. Çanakkale'de verilen mücadeleyi elinde görmek maksadıyla burada o şevk, heyecanı yaşamalarını kaldırmak da böyle bir gezi tercih edildi. Peki daha önce de size böyle bir talepleri var mıydı çocukken? Siz İstanbul'a gitmek istiyoruz, daha önce görmedik. Bu tarzda talepleri var mıydı? Siz bunları mı değerlendirdiniz? Şimdi tabii istek ve talepler çok fazla. Biz bu işi yaptıktan sonra bayanlardan, Erzurum'da bilhassa bayanlardan ve diğer sivil toplum kuruluşlarından da başkanım bizi de götürün, Çanakkale'yi biz de görmek istiyoruz, İstanbul'u biz de gezelim. Tabii ilk defa yapılan bir etkinliktir. Bundan sonraki süreç içerisinde de biz bu sayıyı daha da arttırarak buralara çocuklarımızı getirip gezdirmeyi, çocukların açılmasını sağlamayı düşünüyoruz. Kanalizasyonları tıkanan mahalle sakinleri günlerdir mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Kanalizasyonları tıkanan mahalle sakinleri günlerdir mağdur olduklarını ve pis kokulara maruz kaldıklarını belirttiler. Tıkanan kanalizasyonun sularının evlerinden içeri girdiğini iddia eden Abdurrahman Dikmen, 2 aydan beri mağdur olduklarını belirtti. 100 logolar yolu temizlediği zaman gireder, bu logoların 4'ünü de doldurmuş pislik taş. Getirilen anjuvüler o taşların arasındaki pise girip 2-3 gün sonra terayı 10 yıldır bu su bu yola akır. Zaman olur ki bizim o evin altı kapına kadar bu dolar orada çıkıyor. Yazın kokuda duramazdık burada. Yani bunun bir başvurma lazım, bunun bir yapmaları lazım. 3 tane logar dolmuş, boruların altı içi dolmuş, getirilen anjuvüler 3 gün sonra anju kapanır, o pise kapanır, tekrar yola akır. Başvurduğum zaman müdürleri, şefleri bizim görevimiz değil. İstediğiniz yere şikayete gidin. Nereye şikayete gidin? Kime başvurak? Kaç sefer gittik, muhtarı aldık, gittik, söyledik. Adamların hiç talaşına o değil. Bizim görevimiz değil, kendiniz yapın. Eğer bu belediyenin görevi değilse ondan sonra daha nereye başvurak? Öte yandan Dağ Mahallesi sakinleri başvurdukları eski genel müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında bu bizim görevimiz değil, kendi imkanlarınızla halletmelisiniz diyerek gittiklerini iddia ettiler. Erzurum billahi bir de güllük gülistanlık kardeş. Biz daha bilmiyoruz ki nereye gidiyoruz. Ağan halimizi görürsünüz. Biz kime gidiyoruz, kime söyleyelim bu derdimizi. Erzurum'da kim yetkiliyse kardeş o gelsin bizim derdimize çare bulsun. Halimiz bu. Pisliğin içinde yaşıyoruz kardeş. Yani ben kime danışayım da artık? Gideceğimiz yeri bilmiyoruz kardeş. Üvey evlat gibi bize muamele yapıyorlar ya. Burası yurt dışı. Bir şehir içine bakıyorlar, burada yok. Hala buranın haline bak kardeş, biz kime gidiyoruz daha? Bilmiyoruz kardeş. Hastaları avuç içinden tanıyacak sistem 1 Nisan'dan itibaren tüm özel ve üniversite hastanelerinde uygulanmaya başlanacak. Sağlık karnelerinin kaldırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sisteminden kimlik numarası üzerinden onay alınmaya başlanmasının ardından usulsüzlüklerin tespit edilmeye başlanması üzerine avuç içi kimlik doğrulama sistemine geçilmesi kararlaştırılmıştı. Geçen yılın Temmuz ayında ilk kez Konya'da, 1 Aralık'tan itibaren de 20 ilde uygulanmaya başlanan avuç içi kimlik doğrulama sistemi ile özel ve üniversite hastanelerine başvuranlar, daha önce SGK sistemine kaydedilen avuç içi damar görüntüsünden tanınacak. Sistem, başvuru noktalarına yerleştirilecek cihazlar yardımıyla avuç içinden kimliği sorgulanacak hastaya onay vermediği takdirde tedavi gideri SGK tarafından karşılanmayacak. Sadece insanların damar yapılarını algılayacak şekilde tasarlanan sistemde tarama herhangi bir temas olmadan son derece hızlı yapılabilecek. Her bireyin hatta ikizlerin bile avuç içi damarlarının yapısı ve konumu kendine özel ve benzersiz olduğu, ömür boyu değişmediği için bu bilgilerle sahtecilik yapılamayacak. 12 yaşından küçükler, her iki eli de olmayanlar ya da damar içi bütünlüğü bozulanlar, acile başvuranlar, serebral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri nedenlerle avuç içi damar izi alınamayanlara avuç içi kimlik doğrulama işlemi yapılmayacak. Bu kişiler için uygulama önceki sistemdeki gibi devam edecek. Doçent Doktor Suat Umgan, öğretmen okullarının 165. yıl dönümü nedeniyle Erzurum Öğretmen Evi'nde her yönüyle öğretmen olabilmek konulu konferans verdi.
Öğretmen Evi Düğün Salonu'nda düzenlenen konferansa Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Suat Ungan, Öğretmen Evi Müdürü Abdullah Nehir, öğretmenler ve öğretmen adayları katıldı. Konferansta konuşma yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Suat Ungan, iyi öğretmen dersini iyi anlatan değildir, öğrencisi üzerinde kalıcı pozitif davranış değişikliğine sebep olandır. Doçent Doktor Ungan, eğitimin toplumların sosyoekonomik kalkınmasına ivme sağladığını söyledi. Eğitimli ve kültürlü bir neslin yetişmesinde öğretmenlere önemli görev ve rolün düştüğünü belirten Doçent Doktor Ungan, mevcut eğitim sisteminde bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü. Başarılı öğretmenin başarılı öğrenci anlamına geldiğini vurgu yapan Ungan, dersini iyi anlatan öğretmen iyi öğretmen değildir. İyi öğretmen öğrencisi üzerinde kalıcı pozitif davranış değişikliği meydana getirendir. Keşke kültürlü öğrenciler yetiştirebilsek. Teknolojik ürünleri kullanan öğrenciler duygu ve düşüncelerini doğru ifade edememekte. Üniversite mezunları basit bir dilekçeyi bile yazamamakta dedi. Bu çağda kazmayla yol yapamazsınız. Herkes kepçe kullanırken siz bunu yapamazsınız. Eğitimde böyle bir noktada geliyordu. Şimdi o zaman şurada şu fark çıkıyor. İnsanla hayvanın farkı ne? 500 yıl önce yaşamış bir aslanın avını yakalama tekniği ile şu anda yaşayan aslanın avını yakalama tekniği arasında hiçbir fark yok. Onlar içgüdüsel olarak doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Kendilerine biçilmiş bir rol vardır, o rolü yerine getirirler. Ama insan öyle değil. Eğer biz 500 yıl önceki sistemle ayakta durmaya, o bilgiyle kendimizi var etmeye çalışırsak ciddi manada sorunlarımız var demektir. Eğitim bu noktada devreye giriyor ve bilginin gelecek nesillere aktararak insan olma vasfını ön plana çıkarmasını ve böylece insan olmanın gereğini yerine getirmemizi bize öngörmektedir. Eğer bunu yapamaz isek ciddi manada içgüdüsüyle yaşayan, içgüdüsüyle nefes alan ve içgüdüsüyle ölüp giden bir nesil oluruz. Başarılı, eğitimli ve kültürlü bir neslin yetiştirilmesi için öğretmenlerin önce kendilerini yetiştirmelerini gerektiğini de vurgu yapan Doçent Doktor Ungan, öğretmenlerimizde bilgi arttıkça ego da artıyor. Öğretmen öğrencisine karşı güler yüzlü ve alçak gönüllü olmalı. Notu silah olarak kullanmamalı. Bütün öğrencilerine eşit davranmalı. Spor yapmalı, sportif olmalı. Öğrencisini dinlemeli, öğrencisine ismiyle hitap etmeli. Kendisini yetiştiremeyen öğretmen nasıl başarılı öğrenci yetiştirebilir ki dedi. Şimdi öğretmenin de bir öğretmenlik yapmak dediğimiz, işte gücünü kanunlardan alan, dersini anlatıp çıkan, fazla sorumluluk almayan, işte diyelim ki prosedürü yerine getiren, dersimi anlatır gerisine bakmam deyip statükoyu yerine getiren öğretmen vardır. Bir de akşam kafayı yastığa koyduğu zaman neyi öğrettim, yarın ne yapabilirim, inisiyatif alabilir miyim, bu çocuklara daha farklı neler verebilirim, dönüşümlerini alabilir miyim? Bu tip diyebilen öğretmen vardır. Onu diyebilmek işte olabilmektir. Kudreti ortaya koyabilmektir. Yoksa statükoyu yerine getirmiş, şunları yapmış öğretmenler de var. Biz bunlara bir şey demiyoruz ama öğretmen yeri geldiği zaman kısmen inisiyatif de alabilmesi gerekiyor. Şimdi o öğretmenlerin davranışları neler? Kısmen onlara bakalım. Bir kere dersini iyi anlatan öğretmen çok iyi öğretmen değildir. Bunda karar kıralım. Yani anlatmak vazifesidir. İyi öğretmen çocukta davranış değişikliği meydana getiren öğretmendir. Siz çekilirsiniz, eseriniz devam eder. Türkiye Kamusen Erzurum İstişare Toplantısı Genel Başkan İsmail Konuk'un katılımı ile Polat Otel'de gerçekleşti. Türkiye Kamusen Erzurum İl İstişare Toplantısı Palandöken Dağı'nda yapıldı. İstişare toplantısına Kamusen Genel Başkanı İsmail Koncuk ile konfederasyona bağlı sendika genel başkanları ile üyeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta ilk olarak Hafız Hüseyin Turan tarafından Kur'an tilaveti verildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
Erzurum Kamu Sen Şube Başkanı Müfit Bayraktar'ın konuşmasıyla devam eden toplantıda Bayraktar'ın konusu kamu çalışanları ve son günlerde yaşanan olaylar oldu. Zalim hasta sevmem. Gelenin keyfi için geçmişine kalkıp söylemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanından boğarım. Üç buçuk soysuzu ardından zalim yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem yapamam. Doğduğumdan beri bir aşırım istiklale bana hiç tartmalık etmiş değil halkın lale. Bölücü başının ve iş başkanının şu terör örgütünü bir devlet arasında aradığı bulucu gibi sözler barışı, kardeşlik yararı ile kulakları tıkanacak, gözlerimiz bağlanacak, terörizde nasıl gösterilecek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı ayaklanan düzenlediği saldırılarla binlerce insanımızı ölümüne sebep olan örgütün devlet kabili terörist başının terörist olmadığı söylenecek. Benden olsaydım daha çıkardım denecek. PKK'nın bayrağını çizen terörist başı Apo'nun akıl bozası Evli Kürdistan'ın İstanbul'daki konsolosluğu yapan Musa Anter'in hapishanedeki çektiğini ben bilirim diyerek imdadaki katile mesaj gönderdi. Orta Asya'da, Orta Anadolu'da Ali Ekber Çek, Hacı Bektaş Veli'yi ve Mehteran çaldıracak İzmir'de Nazım Hikmet diyecek. Ekranlarda Ahmet Kaya hayranlığı yapıp timsah gözle sarılıklayacak. Ülkeyi etki köşelere ayrılacak, mozaik yapılacak. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, terör örgütüyle müzakere sürecine karşı olduklarını belirterek bu süreç ihanet süreci. Bu ihaneti görmeyip sindirenlere yuh olsun dedi. İmralı ile başlatılan müzakere sürecine ihanet olarak nitelendiren Koncuk, bu ihanet sürecine çözüm süreci deniliyor. Bu ihanet sürecidir. Safiyane olarak sürece akan kan dursun diye yaklaşanlar da var. 35 bin kamu görevlisini askerin, polisin, öğretmenin şehit edilmesine neden olmuş taşeron bir örgüt de müzakere sürecini başlatıp bizlere bu utancı yaşatanlara yuh olsun. Bu ihaneti görmeyip içine sindirenlere yuh olsun dedi. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Yiğitler kan döker, bayrak sol bayrak. Anadolu başlar vatan olmaya, Kızıl Elma'ya hey, Kızıl Elma'ya, en güzel marşını vurmadan ekler. Ya Allah, Bismillah, Allah Ekber. Bu coğrafyanın nasıl vatan yapıldığını bizim de bu milletinde, bu ülkeyi yöneten insanlarında bir kere daha hatırlaması lazım bugünlerde. Onun için Malazgirt marşını okudum. Malazgirt meydan muharebesini anlayamayanlarım. 1071'de kefenini giyerek Bizans ordusuyla, kendisinden kat kat üstün Bizans ordusuyla savaşa giren Alparslan'ın o mücadelesi bize Anadolu'yu vatan yapmış. Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutladım. Şehitler Haftası'ndayız abi. Ben bu Şehitler Haftası'nda bugün o beyaz seferiyle at üstünde Anadolu kapılarını milletimize açan, Anadolu'yu Türk milletinin vatanı yapan Alparslan Gazi'yi ve askerlerini selamlıyorum. Kanal 25 Haber Merkezi tarafından hazırlanan hafta sonu haberleriyle karşınızda olduk. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.